Herkese merhabalar, ben Gamze ve bugün yeni bir seriye başlayacağız. Samoros 3 oynayacağız bugün. Birinci ve ikinci oyunu ben oynamadım. Haberim de yoktu açıkçası. Sonra bunu çok merak ettim. Çok tatlı bir oyuna benziyor ve çok olumlu eleştiriler almış. Benim de denemem gerekiyor diye düşündüm. Adventure oyunlarını çok severim zaten. O yüzden başlayalım oyuna ama sesi biraz fazla mı açık, emin olamadım ya. Tamam, kıstık biraz. Oyunla ilgili hiçbir bilgim yok. Başladı mı? Oyunda hiç diyalog yokmuş. Muhtemelen böyle... Bir onu biliyorum, evet. Hiçbir şey bilmiyorum derken biliyormuşum düşününce aslında. Şu biziz, şunun tipe bak. Şuna bak bir. Böyle mi yakınlaştırıyoruz? Böyle de kamerayı mı değiştiriyoruz? Ama ben bunların hiçbirini yapamıyorum şu an. Ona ne diyeceğiz? Aynen. Böyle uzaklaşıyor, böyle yakınlaşıyor, böyle böyle de sağa sola gidiyor. Tamamdır. Bıdık, gel buraya küpücük. Gelmedi. Onun yerine işemeyi tercih etti. Tamam, onu pek rahatsız etmeyelim. Eve gidelim, evimizde ne var bizim? Aa, iyi, karakter hızlı ilerliyor. Hayır, banyo yapmayacak. Hayır, oturmak da istemiyor tabii ki. Oturmaya mı geldik? Üst kata çıkalım. Uyumak da istemeyecek. İstiyor. O uzay mekiği soğandan mı? Sarımsaktan mı o? Evet, uyanabiliriz. Bir rüya gördüm ama ben de ne gördüm anlamadım diyor. Benim bundan bir şey mi anlamam gerekiyor? O bir dakika. Bu bir gezegen mi? Neyse. Bu da uzay adamı. Uzay adamı. Wow! Bu buradan böyle geliyor buraya. Bu buradaki gezegeni yiyor. Sonra diyor ki ohoho, ne yedik be. Sonra burayı parçalıyor. Bu bunları odunla dövmeye geliyor. Bakın, bir oyun nasıl berbat edilir? Direkt ciddiye almıyormuşum gibi görünüyor ama hayır, ciddiye almadığımdan değil. Bunlar acaba yardım mı çağırıyor, müzik mi yapıyor? Bunlar müzik yapıyordu herhalde. Sonra bu geldi, siz ne yapıyorsunuz dedi. Sonra bu abiler buna danışmaya gittiler. Aa, robot yaptı. Bunlar da buna can verdi gibi oldu herhalde. Sonra bunu buna koyunca bu çalışmaya başladı. Bu da bunu bundan koruyacak. Korudu, kesti kolunu bacağını. Herkes çok mutlu oldu. Bunlar gittiler buradan. Aa, onu da mı aldılar? Aa! Aldılar, sana bırakmayız, sana can veren şeyi dediler. Aa! Alakasız bir yere attılar. Bak, görüyor musun? Sonra geri geldiler. Mi? Bunu da orada bıraktılar. Bu da böyle bir hikayeydi diyor. Bunu sonradan daha iyi anlayacağız. Bu ne ya? Allah Allah, bu ne? Neyse, buna da bakacağız o zaman sonra.
Ayrıca bu ne? Tamam, bu oyuna dönüyor anladığım kadarıyla. Gel birazcık yıldızlara bakalım kardeşim. Çok hevesli gerçekten bakmaya. Biraz önceki gezegen mi? Bu şey bırakıldığı gezegen mi? Çok fazla şey yok. Tamam. Ay, bırak onu. Şunu çek. Buradan da başka tarafa bakacağız. Tamam, paniğe gerek yok. Bunların hepsini anlayacağız. Durun. Peki biz hangi gezegendeyiz? Bu tarafta hiçbir şey yok. Varsa da ben göremedim. Evet, bu tarafta yıldızlar var. Başka dönüyor mu? Başa dönecek ya. Aa, yok, buraya da bakıyor. İyi. Oraya da bakalım o zaman. Peki biz neden gözlem kulesinde yaşıyoruz? Acaba bizim görevimiz mi var? Kim geliyor, kim gidiyor bakmak gibi. Tamam o zaman. Haydi gel. Gel bıdık. Gel gidiyoruz buralardan. Gel buraya gel. Tamam. Tavşanlara bakabiliyor musunuz? Ben bununla ilgileniyorum. Ay, korkutuyorum onları ya. Bırak, elleme. Herkes keyfine bak. Aa, bu bizim bindiğimiz şey değil miydi? Hop. Yapamıyorum diyor. Kusura bakma diyor. Tamam o zaman. Sen de haklısın. Çünkü oraya çıkmak biraz zor gibi. Gel. Diğer tarafa gidelim. Ay. Arkadaşlar, zaten ben de tavşana benziyorum. Benden bu kadar korkmanıza gerek yoktu sanki. O ne, ne buldum? Ne buldum? İçini duymam açısından. Diğerinde de duyabiliyor muydun? Burada şey mi acaba? Böyle mesela diğerinin melodisi farklıydı. Hepsinin farklı bir melodisi var. Neden bu başarımı kazandım? Biraz önce hepsini şey yaptım, şimdi geri geldiler diye mi? Bu ne ayrıca? Ha, başarımlarım yazacak burada. Tamam. Bak, diğerinden çok şey çıktı. Bunda çıkmadı mesela. Evet, bundan çıkmıyor. Dur. Devam edelim.
Tam yol şey yapıyor. Peki. Peki bu aşağıya mı ittirecek? Getir, indirecek. Fazla indi, dur. Dur dur, abarttık, dur. Bir tık daha yukarıda olmalı. Buna binebilir miyim acaba? Henüz binemem. Bir de şey, aa bir dakika bir dakika. Ay yine mi fazla oldu? Yo, iyi gibi aslında, dur. Oh. Kırdıracakmışım ya, öyle desene. Ben de sandım bir şekilde onunla geçeceğiz karşıya, ya da karşıdan bir şey gelecek. Ay, yanlış bastım. Neyse, önemli değil. Allah! Yemesin bu bizi. Burada gidebileceğimiz bir yer yok. Geri dönelim. Bunları şey yapabiliyor muyum? Ha, tutup çek. Şimdi onun elindekini almamız gerekiyor anlamında mı çıkıyor bu, yoksa elindekinden korkuyorum anlamında mı? Ama korkuyor. Aa, burada bir şeyler varmış ya. Biraz önceki, bir dakika. Buradan bir dakika. Şuna nereye tıklamıştım ben ya? Gel o zaman.
Şunu düşünüyordu biraz önce aklında. Değişti, bu duruyor. Bu aç. Şimdi bunu yedirmek gerekiyor herhalde ama ya da şey olamaz değil mi? Bu balık tuttu. Tuttu mu bu balığı? Bir de mesela şuraya ya da buraya koymakla alakası var mı, o tarafa ya da bu tarafa? Tutamıyor mu bu? Ay dur. Bir dakika. Belki buna daha vardır belki. Peki şu kaçtı oğlum? Bundan kaçtı oğlum. Ha, takip ediyor bunlar, doğru. Şöyle yapsak. Bir dakika. Şunu şöyle koyup. Dur dur dur. Dur, kaçma hemen. Aa. Yedi. Dur bir dakika, yeme. Dur bir dakika. Dur. Şimdi bu buradan ısıtıp bununla gelse. Peki bu ondan sonra nereye gidecek? Buraya gelse olmaz. Bu da zehirli gerçi. Bir de hemen başlıyor ya. Dur bakayım. Öldü mü? Aynen, zehirlendi. Artık zehirli bu herhalde. Pekala. Yok, şey, devam etmiyorlar bunlar. O zaman dur dur. Dur, şurada durma. Ha, balık yese onu. Ay aman aman, konuşamadım, bir dakika. Bu bunlardan kaçsa nerede? Nereye gitti ha? Buradan balığı yese. Ay, balık bunu. Ha, tamam. Bunlar bunu aldı sonunda. Oh be. Benim mantığım neydi? Bakın çok komik. Bu suya gidecekti. Su içmek isteyecekti. Balık bunu yiyecekti. Balık da zehirlenecekti. Sonra balıkçı balığı tutabilecekti falan gibi düşünmüştüm ama neyse şimdi. Bunları öldürdük. Bunu ne yapacağız? Yavrum, bunlar da. Tamam. Şu balığı nasıl tutacağım peki? Tamam. O kadar da değil dedi. Olmuyor.
Mantar falan toplasaydılar öyle olmuyor mu? Neyse şunu yakıp yeseler olmuyor mu artık? Hah oh be. Ha, bu pişti. Ye şunu. Rica ediyorum şunu ye. Tamam bunlar mutlu. Yine acıktım deme de. Peki bu buna pişiyor mu? Bu da pişiyor. Domuz pişmedi ya. Dur. Ha tamam pişiyormuş. Şunu da verelim şuraya. Tamam bunlar bir kere daha doydu. İşte tek olay balık kaldı bunların doymasında. Balığı nasıl alacağız? Tamam. Benim tamam çok mutlu oldunuz. Böyle olmuyordu. Neyse aldı ama. Pişirse olmaz değil mi? Oluyor. Ha içinden solucanı alıyormuş. Tamam. Solucanı da aldığımıza göre artık lütfen şu ahtapotu tutalım be. Ahtapot mu, deniz canavarı mı, kutulu mu? Bu mu? Biraz önce çıkanlar neydi dostum? Ay ye şunu. Siz neredesiniz mutlu adamlar? Tamam şunu da yiyeyim. Oh be. Çocuk doğurdular. Aç ayı oynamaz tabii o yüzden. Tamam. Bitti mi bu? Herkes mutlu. Teşekkürler. Yay. Peki bu benim ne işime yarayacak? Tamam, arkadaşımızla uğraştık. Arkadaşımızın o şeyini de aldık. Tamam, burada işimiz bitti herhalde. Mantar almayacağız biz muhtemelen. Elimizde tutup koparabilirdik herhalde onu. Şu oluyor mu? Belki ip mi alacağız acaba? Dur neyse bir yukarı çıkalım. Dur. Ay. Bence onu alıyor olabilsek onu alabilirdik ya. Ay. Evet. Şu tıklanabiliyor olurdu. O yüzden başka şeylere gideyim ben. Etrafta belki. Mesela şununla hala iletişime giremedik. Şeyden dolayı mı o kuş tık 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 vuruyor diye ağacın kendi içindeki sesi duyamıyoruz diye mi? Köpek ya ne yapacağız kuzum? Yardımcı ol bana. Pekala. Tavşan keseceğim. Tamam tavşan kesmeyecekmişiz. Ama burada yapacağımız bir şey yok gibi ya. Aa buradan... Aa gidiliyormuş tamam. Ha, iyi, iyi gördüm o minik yolu. Dikkatimden kaçabilirdi benim. Evet bambaşka bir yere geldik. Onunla bir iletişime girelim bakalım. Şu geyik tutun dünyayı dolanıyor. Bu zor.
yaptı vallahi. Onu niye ona verdik hiç bilmiyorum. Oh, çok fazla şeye ihtiyacımız var. Dördüncü parçaları bu. Diğerlerini bulmamız gerekiyor. Ondan önce seninle bir konuşsaydık. Tamam diyor, bu bana uzay mekiği yapacak. Ben buradan gideceğim diyor. O zaman tamam, bir tane bilmeceyi hallettik. Hatta yani mekiğimizin üstünü de bulduk. Bu bölüm burada bitsin. Gelecek bölüm mekiğimizin diğer parçalarını bulalım ve Samaros maceramıza devam edelim. Görüşmek üzere. Bye bye.